İkili sıkıştırmaya hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Murat Kosova ile birlikte basketbol konuşacağız. Açıkçası EuroLeague'de yine bir Final Four sevinci yaşıyoruz ama genel olarak Türk basketbolunda bir Avrupa sevinci var. Anadolu Efes'i konuşarak başlayacağız ama hemen belirtelim. Ee, hem Frutti Ekstra Bursa Spor hem Bahçeşehir Koleji'nin de e, bizi mutlu eden, yüzümüzü güldüren basketboldaki başarılarını da konuşacağız. Ama e, ilk önce basketbolun zirvesiyle başlayalım Avrupa'daki e, Euroleague'de başlayalım. Ve Anadolu Efes e, Final Four'da bir kez daha, üçüncü kez üst üste Final Four'da son şampiyon Milano'yu e, İstanbul'daki e, son iki maçta da mağlup etti ve seriyi 3-1'e getirerek... E, Final Four'a gitme hakkı kazandı. Belgrad'da yer alacak ki rakibini bekliyor olacak. Olympiakos mu Monaco mu olacak göreceğiz. Ama e, diğer tarafta da Real Madrid bu arada makabiyi geçti. Ben Süperdi. geçen hafta söylemiştim o 3-0 biter o seri diye. O yüzden tebrikleri kabul edebilirim diye başlayayım. Bir ekstra not daha. Tebrikler. <laughs> Teşekkürler. Bir ekstra not daha söyleyeyim. Bir izleyicimiz yazmış Murat abi. Şimdi ben geçen hafta bastın giymiştim. Bu hafta sen giydin hmm. bastını. Evet. Neden bütün basketbol programlarında kapşonlu eşofman giyiyorlar diye bir eleştiri geldi. Ama genel olarak bizi değil. O yüzden ben bu hafta kısa kolu giydim arkadaşlar. Murat abi devam ettiriyor. Ben devam. Diyeyim. Bakalım gittiği yere kadar diyelim. Murat abinin dolap geniş çünkü bayağı. <laughs> Rahatlık. Yani Rahatlık. Çok rahat bir şey. Hani arkadaşa cevap olsun. peki Bir de tabii arada renkleri değiştiriyoruz. Ee, Euroleague takımlarıyla ilgili de bu tarz kıyafetler gelirse, teklifler gelirse neden olmasın diyerek ben de teklifleri beklediğimi söyleyeyim. Peki bir kez daha Efes'i tebrik edelim. Ee, Sayın Başkan Tuncay Özilhan, Alper Yılmaz, Ergin Ataman e, koordinasyonunda, organizatörlüğünde. E, ki orada bir maçı çalması zaten... Buraya dedik işi bitirebilir ki biletler de tamamen tükenmişti. iki maçta full çekti. Ben hatta bir program önce hatırlayacaksın e, Ali 2-0 dönmeliydi diyorum. Yani evet, evet ikinci maçta ikinci da. İkinci maçta alabileceği bir maçtı. E, fazlasıyla gevşedi. İlk yarının ve ikinci yarının son iki dakikalarını çok kötü oynamışlardı. Yani işi oralarda bitirebilirdi. Hı hı. İlk yarıda kapıyı kapayabilirdi, olmadı. Maçın sonunda maçı alabilirdi yine olmadı. Ee, tabi yani Mi, Milano da şanssızdı bunu kabul etmek lazım. Yani çok kilit oyuncularını sakatlar. Tabii tabi Kurban. Natoma sakatla dördüncü maçta ancak e, dönebildi, girebildiği E şey de Sergio Rodriguez de bir sakatlandı, bir sakatlandı, bir sakatlık yaşadı. Her neyse ama tabii bu kadroları buralar için kuruyorsun. Yani bu. E, bahane olarak algılanmamalı. Bizimle başımıza geldi. Bizim takımlarımızın da başına geldi. Bu sene Fenerbahçe-Bekon'un başına gelmedik kalmadı. Sezon başından beri yaşananlar bir de Covid sezonunun arkasına. Hani korkunç neydi o? Talihsiz olaylar sinsilesi. Öyle bir film vardı. Talihsiz olaylar zinciri. Yani olabiliyor. İşte playoff ve final 4'a kadar ne kadar sağlıklı ve full kadro gelebiliyorsun, sezonu götürebiliyorsun, e, takım olmak, takım kurmak, takım mühendisliği, e, buna artık özellikle Covid sezonuyla beraber değeri bence ikiye e, katlanan sağlık ekipleri, Kesinlikle. takım doktorları ve fizyoları. Efes'te de bu arada iki sakat var. Yani Bobo ile Simon, Çok önemli. Simon da yok. Yani bunlar, bunlar, Sırf bu, bu oyunun değil. bir parçası. İşte MBD yaşanmıyor mu? Biraz sonra konuşacağız. Evet. Ya yani Embiid belki de MVP seçilecek. İşte göz çukurunda çatlak oldu yani belki de kaçıracak Miami sezon şeyini, serisini. Onsuzla tabii bence şansı yarıdan fazla azalıyor. Philadelphia'nın her neyse ona geçeceğiz. Yani bunlar talihsizlikler, şanssızlardı ama bu her sezon birilerinin başına belli seviyelerde geliyor. Ee, bu arada tabii 15.000 küsurla rekorun kırılması muazzammış. Ee, şimdi, Alper Yılmaz benim çok eski dostum, çok yakın arkadaşım. Yani o bilet şeylerinden çocuğu aramaya utanıyorum yani. Öyle bir şey oldu ki herkes EFES, herkes Anadolu-EFES maçına gitmek istiyor. Yani hani derler ya futbolda 150 bin olsa stat dolacaktı. Evet. Haka 50 bin kişi falan olsa ya e, bu sene March Madness'ta New Orleans'ta kaç? 70 bin kişi seyretti biliyorsun. NCAA finalini. Şeyde birkaç sene önce Dallas'ta. O daha da büyük tabii. O işte bin. yani bu, bu seneden örneğin 70 küsur bin neredeyse hakikaten öyle bir stadyuma e, olsa olsa Olacak. Belki de dolacaktı yani. Real Madrid'in yeni Bernabeu projesi öyle. Bernabeu'nun üstü kapalı olacak ve basketbol oynayacak. maçları da orada oynanacak. Oradan çıkamayız. Bizinkten çıkacaklar. <laughs> Bernabeu'da oynayacaklar maçları. Enteresan bir o San Antonio'nun vardı ya bir önceki salonu. Alamadım. Al Alamadom'da stadyumdu ya. Mesela onun gibi olacak. Yani de dediğin gibi İstanbul'da öyle bir tesis olsa. Dolduracaktı. Ben öyle hissettim. Ve yani açıkçası bu Anadolu Efes kadrosu hani e, konsol oyunlarında işte NBA 2K'da özellikle tarihsel takımlar var Hı -hı, ya. Kesin klasik. Klasik takımlar. Yani bu Efes kadrosu da girecektir diye düşünüyorum bizim İnşallah zirnimizde. yani daha tabii. Oyuna girmese bile bizim nazarımızda. <laughs> tebrik etmenin beraberinde yani Sayın Ataman'ın da sözlerinden zaten o verileri alır basketbol severler. Yani daha başarılmış bir şey yok yani Anadolu Efes'in burada olması bir başarıdır ama çok büyük bir başarı değildir. Şampiyon yani sonuç itibariyle. Ee, bir görelim Ergin Ataman'ın demecini. Şimdi şampiyonluk için iki maç kaldı. Bizden çekinsinler bizi daha önce bir şekilde yenenler şimdi çekinsinler. Barcelona'yı kastediyor. Anadolu Efes Belgrad'a back to back yapmaya gidecek ki hani olası Olympiacos da gelirse onu kapsayalım e, takım anlamında. Ki Ergin Ataman zaten e, Milano'daki maçlardan sonra hem İstanbul'daki atmosferi görecekler demeci, hem biz final kore kalacağız inanamadım. demeci, hem de şimdi şampiyon olacağız demeçleri. Yani Ergin Ataman her zaman kendine güvenen bir e, koç ve yine gösterdi. Tabi burada e, Messina'nın da mesela ilk maç sonrasında sakatlıklar vesaire, Milano'dan sonra daha doğrusu işte artık serinin durumu belli gibi hı hı. E, açıklamaları ama herkes yani bırakacak hali yoktu Milano'da herhalde sonuna kadar. Mücadele etti. Son maçta geldiler yine. Evet. evet sonuna öne, kadar. Öne de geçtiler. Ee, ki dediğimiz gibi Anadolu Efes'i bu arada iki sakat var. Boba ve Kronoslav Simon e, İstanbul'daki maçlarda olamadılar. Yani bakalım Final Four'da olmazlarsa sıkıntı, e, problem olur. Yani bu takımın gerçekten çok önemli çarkları. Yani Anadolu Efes bir bütün o 10 kişilik kadrosu. İşte mesela Tibor Pleiss'i çıkardı. Ha Tibor Plays'ın da demecinde bir e, verelim mi? Hazır. E, Tibor Plays yani diyeceğiz. Yani takım şey, kadro sadece takım yani mühendisliği ilk 5'i, 6'yı, 7'yi kapsamıyor yani. 4. maç performansı Tibor Hatta Plyson. bir gün önce 3. maçta mı konuşuyorduk Nebil Evrenle beraber? Ya Sertaç'ın yeri dolmadı derken. Derken yıldızlaştı. Sertaç o rotasyonda normalde 5. isimde Plyce, Muarman, Singleton dansın. Uzun rota tabii. Oradan yürüdü. Ve Plyce sakatlandı. Sertaç bir girdi işin içine. Şu an Barcelona'da oynuyor Sertaç. Yani. Hı hı. Ha, ama Plais'ın e, varlığı da her zaman hem Plyce oradan hem geçmedi hem de. mi yolu? Barcelona geçti yani. Baskonya üstü Barcelona. Yani o da boş bir oyuncu değil onu Değil, değil tabii ki. da Plyce ne demiş? Onda e, sezon hakkı buydu. Ligi'nin en iyilerinden birini mağlup ettik. Takım mükemmeldi. Hep birlikte harika bir iş yaptık. Çok çok fazla duygusalım çok duygulandım ki e, yani az buzda değil yani hali tecrübeli de bir isim ve 2.20 boyunda e, de. olup e, sakatlıklarla mücadele edip tekrar efektif olmak kolay bir şey değil abi NBA'den de biliyoruz yani. Ama tabii artık bu dakikadan sonra e, yani biraz önce de söyledin o sakatlıklar e, daha da kritik bir hal, evet. hal alıyor çünkü seri oynamayacaksın. Tek maç. Tek maç oynayacaksın. Oraya ne kadar sağlıklı ve formda git, gideceğin çok çok önemli. Ee, zaten Final Four'un doğasını, pratiğini, e, tekrarını yapan takımlar hep neden bir adım öne çıkıyor? Ee, i̇şte bu sebeplerden dolayı oralarda olma derken bu faktörleri de göze önüne almak lazım. Anadolu Efes'te dediğim gibi olması gerekeni yaptı şu anda. Ee, geçtiğimiz programda sen hatırlatmıştın. Maccabi ve Olympiakos. Euroleague tarihinde ardarda iki kez şampiyon olan sadece bu iki takım var. Sadece iki takım <laughs> i̇nşallah 3 sene üst üste olan tek takım olur ama Değil mi? yani e, Orada... hiç kolay bir iş olmadığı ortada. Yani seri oynamak, seri de oynuyorsun ardından tek maç e, yani canı gönülden başarılı. Pandemi girmeseydi o sene sana de alırdı sonra, bence. Geçtiğimiz İkinci hafta, mi diye konuşurduk Evet, geçtiğimiz hafta evet doğru söylüyorsun. Ya orada süpürüp gidiyordu bir de evet. İnanılır gibi değil. Ve ilk mesajı da e, gerçi Ergin Hoca e, biraz muhalefet yapsa da kulüp ilk mesajı veren kulüptü Eurolikte. Zirvede olan açık ara herkesin şampiyonluk favorisi evet. o insani duruma karşı çok güzel bir mesaj vermişti. O da şampiyonluk kadar güzel benim nezdimde. Sana sorum bir hafta önceki tercihinle ilgili ne düşünüyorsun? Monaco mu Olympiakos? mu? E, vallahi işte son... O seriyi seyretme şansın oldu mu? Oldu oldu. İkisini en Bayern'e de da baktım. Ha bu e, arada. İkisi de 2-1'e gelip deplasmanda 2-2'ye geldi. 2 -2. Son maça kaldı. Geldi. Ben buradan e, tekrar <laughs> tekrar geçen hafta da ufak bir dokundu ama EuroLeague'e çok ağır sistemlerimi bir kez daha iletiyorum iki maçın arasını 15 dakika koyarak izleyiciler izleyemesin diye ellerinden gelen yapan ellerinden geleni yapan Euroleague yönetimi burada topa tutmak istiyorum <laughs> diye. Yani e, NBA'de bir maç bitiyor ardına öbürü başlıyor. Hani bu hangi kafaya göre yapılıyor bu planlama programlama yani, pahalı, hangi veriye göre ben Uzama faktörü var. Tamam. Olabilir ama bu maçlarda e yani yani önemli mi değil mi tartışılıyor. Hadi diyeceksin NBA'de hafta sonu öğlene de koyuyor o yüzden evet. bir rahatlığı var. Euroleague sadece hafta içi akşam prime time oynuyor. Pazar mesela orada 1'de oynanacak Milwaukee-Boston, Türkiye saatiyle 8 olacak. Batı'da 12'de de oynatıyorlar. Tabii. Yani, yani Avrupa'ya da bir tane yayın yapabilmek, Heh. diğer kıtalar. Hadi Avrupa ya. kıtası birbirine Tabii. çok yakın o yüzden saatlerle o kadar oynayabiliyor. <laughs> Ayar yapılabilir ya sadece Rus takımları ve Türkiye mi 19'da veya 20'de oynayacak yani. Bir ayar Peki gel sahaya gel. Sahaya geleyim. Ben açıkçası Olympiakos'u tercih ederim. Şu anki hali. Çünkü gerçekten Monaco o kadar ters bir durumda ki, o atetizm çok ters takım. Yani geçtiğimiz haftaki yani, fikrimizde ısrar ediyorsun. Aynen ben ısrar ediyorum. Ya yani Olympiakos'ta daha mental anlamda daha rahat mücadele edebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki Monaco'nun da seviyesi Efes şu an çok başka bir boyuta çıkmış vaziyette yani. Mitsic, Larkin e, buralar için var. İşte Simon dönerse orada oynamak için var. E, Playson varlığı başka bir durumda. Ama yani Monaco'da bir heyecan yakalamışken niye kaçırmayayım diye dedim ya hani geçen programda bir 99 jel giriş yapar mı acaba bunlar diye hani. Hatta geçen bir... programda, mı, programda mı konuşmuştuk? Ee, playoff serilerinin en yaşlı takımı. Efes e, belki Monaco'da Monako'da en, en gençlerinden biri olabilir. Yani orada bir koş koş durumu evet. biraz sıkıntı yaratabilir ama Efes o oyunu seviyor. Yani tabii, yaş ortalaması yüksek olsa da doğrusu ben şöyle düşünüyordum. Fra Fransa'da durum 3-1 olup Monaco geldi geldi. Bence 5. maçı oradan çıkamaz oradan biz. çıkarabilmek o takım için yani o seyircinin önünde o atmosferin önünde bırak e Monaco'yu hakemler bile etkileniyor. Yani evet, yıllardır evet. biliyoruz bunu. Evet. Çok kolay değil. Bil. Ya onun için ben de Olympiakos yani, ben Monaco ters de olsa Monaco'yu tercih ederdim. Ama Monaco'nun çıkabileceği konusunda da çok ya fazla ümide sahip değilim. Olympiakos'un da yani. orada şu avantajı olur e, diye düşünüyorum Final Four'a kalırsa. E, Belgrad çok yakın. Atina Tabii. taraftar. Orada salonu başka bir hale getirebilir ne yani olsun. her zaman Yunan takımı taraftarları Panathinaikos'un da biliyorsunuz. E İstanbul'u hatırlasana. İstanbul'da iki takım birden vardı. Neredeyse yani. sadece Panathinaikos, Panathinaikos. Panathinaikos Olympiakos tribünleri var. Gibi. Evet. Hatta Olympiakos tribünü de ikiye katlıyordu Panathinaikos'un onu da söyleyeyim. Hı hı. Ee, dediğimiz gibi bu arada Real Madrid'de Maccabi'yi e, süpürdü. Rahat bir şekilde. Çünkü orada söylediğim gibi yani Maccabi'nin bir heyecanı var, bir atletizmi var ama oyun aklı olduğunu düşünmüyorum. Yani Wilbeck'in üzerine yoğunlaşmış bir durum var ve Real Madrid'de Sergio Yül'ün e, Yalnız Real Madrid de nasıl pusuya yatmış değil mi? Tabii. Yani, Ama ben sana kadro dışıları, dışıları cezalar evet, kadro dışı cezalar oyuncuların demeçleri, Son'un demeçleri, evet. aa kulüp karıştı derken 3-0 süpürüp Geli verdiler. Yani gizliden gizliye de şöyle şöyle bekliyorlardı açıkçası. Hah, biri gel, bakalım kim geliyor Makabi mi Efes mi derken. Ama onlar da Makabi isterdi. Yani. İsterdi tabii. Ya Efes'i de bence tabii ki yani zor olurdu ama Efes'te de bir intikam maçına çıkmak Şöyle isterlerdi. bak alttan sağ avantajı olmadan gelen takım Efes. Doğru. NBA'de yok mesela ilk turda. Doğru. Yani sağ avantajı e, elinde olan bütün takımlar e, 8 takımda turu geçti NBA'de. Burada şu anda... E, Çekişme şu çekişme devam ediyor. Sonra dedi ki, o çekişmeli olanlara da şöyle bir, hemen üzerinden geçip e, başka konuya geçelim. E, Olympiakos'a değindik. Bayern Münih, Barcelona, Barcelona, Bayern Münih serisi de çok enteresan bir vaziyet aldı. O da 2 Bir maç, bir maça bir <laughs> önceki maça benzemiyor. Hiçbir şekilde. İlk maçta e 300 ve Barcelona'sı, heh diyorsun bu seride tamam Bayern galiba varlık gösteremeyecek. İkinci maç. Ne dedik geçen hafta? Trinkieri, Yasikevicius'un resmen zihnine girmiş vaziyette. Hı -hı. Her şeyi oynuyor dedik. Üçüncü maç yine ters oldu. Tamam dedik herhalde orada bitirecek iş. 3-1 olacak. Yani. 4'te? Yani. 4'te tarihin en düşük skorunu. Haşta tuttu var? 52 sayı ya. Ya bak abi bak. 55-52 miydi maç? 59-52 bitti. 52. İlk yarıda galiba 25 sayı attı Barcelona. Ben onu ilk yarı skoru zannettim. Çok NBA seyrediyoruz. <laughs> İlk yarı için bile düşüp de neyse. Ben, Dün Memphis 40, 40 attı galiba hangi, son çeyrekte. Yani geri gelip kazandı. Olympiakos e, şeyde Monako'da Kevin Durant da vardı bu arada. Evet, e, maçı o maçı seyretti. Biraz ona. Ya ayağının tozuyla. O çok heyecanlıydı onu izlerken. Tabii Barcelona'ya çok bakamadım. Gece tekrarında ben tekrar o maçı izledim. Hı hı. Ya 25 sayı nedir? Bizim amatör ligde bir de şirketler liginde oluyor öyle 59-52. Yani. Aslına bakarsan. Ha, Milano son, 48 attı diye şey yapıyorduk. Son maçta e, buradaki son maçta Milano'nun skorları da, da enteresan. İlk çeyrek 10 mu 11 mi hatırlamıyorum. 11. İkinci çeyrek 30. Evet. Sonra ikinci yarı toplam 25. Hakikaten Eurolikte bunu e, bu standardı tahmin etmek imkansız. Yani yasak Ama yapacağız. 50 yani Barcelona gibi. Efes kaçta tutmuştu deplasmanda? 48. 48 yani. Barcelona'yı da 52'de tutmak en az onu kadar muazzam bir olay Kesinlikle. bana sorarsın. Ya bu arada o Efes'in Çünkü şey zaten az atıp az yiyen bir takım. Ee, Milano. Ay, ha Milano evet. Yani, Milano'nun özelliği o. Milano zaten EuroLeague'in en az atan en az yiyen takımı. Yani orada skorların oralara evrilmesi çok şaşırtıcı. Gerçi Efes'in evrilmesi biraz şaşırtıcıydı ama Barcelona'yı 50'de tutmak inanılır gibi değil. Yani bir ara şimdi Barcelona'nın fizik gücünü biliyoruz. Davis, e, Brandon Davis, Mirotic, Kalatis gibi isimler, Ve... isimler. Ha, yani, yani evet. e, Uzun. Işte, efendim, Exum çok atletik. İşte Abrines de girdi işin içine. Yani Onu sert çok bir atletiz. takım e, Barcelona. Ama bir tek o kal çift taneler atmış galiba değil mi? Abrines. Ben maçı seyretmedim ama. E, Abrines tek çift Yani 50 sayı olunca yedi, zaten. Mirotić bir ara 7 sayı ile en sukar falan. Galiba Abrines 12 falan, falan olabilir. Şey Bayern öyle bir savunma yaptı ki Barcelona'ya karşı hani Barcelona penetre etmeye çalışıyor, duvara çarpıyor. Penetre etmeye çalışıyor, duvara çarpıyor. Ben izlerken yoruldum. Yani ben sanki hücum ediyormuşum gibi hissettim yani. O kadar sert savunma yaptı Bayern Münih ki öyle çok aman, aman da bir seyirci desteği şeyi böyle ateşli bir seyirci de yoktu çünkü Bayern de atamıyor bu arada o sırada. Evet. Bir ara skor 41-28 oldu en açılan evet. fark. Ee, onun dışında yani Peki e, orada sonuç olarak sence çıkabilecekler mi bu Şimdi geçen sene de Milanoya son maça bıraktı Trinkieri <laughs> getirdi oraya <laughs> kadar ee, burada da yine son maça geldi geçen sene karşısında Messi'ne vardı bu sene Yasikevcius var daha farklı fizikler daha şey ama Trinkieri sanki geçen seneye göre daha iştahlı daha e, istekli daha böyle hani olabilir gözüyle bakıyor bence. Bu sene bilmiyorum hani bir de Nick Weilerbap geçen sene sakatlanmıştı bu sene var. O şey etkisi tartışılır ama ben son maçın son saniyeye kadar belli olmayabileceğini düşünüyorum. Öyle bir tahminde bulunayım. Yani eğer pozitif bir yorum olarak kabul edersen Bayern Münih'in Barcelona karşısındaki şansının Monaco'nun Olympiakos karşısındaki şanstan bir tık daha fazla olabileceğini düşünüyorum. Doğru kabul o ediyorum. de çok düşük şans veriyorum. Yani sürpriz olmayacak bence 5. maçlarda. Yani bir El Clasico bekliyor bizi Final Four'da diyorsun. Yani orada kimin geleceği önemli değil. Zaten Real Madrid var. Real bekliyor. Yaşı, Yani Real, Real, Real Madrid veya Barcelona Efes'in finaldeki rakibi olur diye düşünüyorum. Öbür tarafta direkt rakibimizi Efes'in rakibini belirleyen bir seri olduğu için ben orada yine düşük de olsa şans Monaco'nun gelmesini, tecrübesiz bir takımın gelmesini, Final Four tecrübesi olmayan bir takımın gelmesini tercih ederim. Avrupa bloğu olarak devam edelim ama bizi gururlandıran maçlarla devam edelim. Frutte Extra Bursa Spor Euro Cup yarı finalinde. Ee, Murat abi geçen hafta da konuşmuştuk hani bu e, Euro Cup'ın bu formatı March Madness gibi olmuş tek maç hı hı. ki Bursa Spor dezavantajlı en dezavantajlı evet. şekilde gelen takım. Partizan üstü Sedevita ve sonundaki hikaye üç sayılık atışıyorsunuz basket hı hı. yiyorsunuz. La Monica'nın kontrolüne kalıyorsunuz. La Monica önce böyle gösteriyor. Herkes salonda eğleniyor. O diyor kazandık diyor. La Monika kontrol ediyor. Bekliyorsunuz bekliyorsunuz. Ve sonunda kazandığınızı görüyorsunuz. Yani ben Twitter'da da yazmıştım. Yani eğer Bursa Spor kalkıp gelir buradan bir de kupayı alırsa tarihin bence en zor şampiyonu olur ya. Öbür tarafta da Bologna ve Valencia bekliyor. Andorra ile eşleşti bu arada. Yani ben şeyin hayalini kurmaya başladım. Finalin mi? Hayır. Euro 3-4'ten kovuldum. <laughs> evet, güzel. Yani... Zeh. Ee, tabii çok büyük bir olay. Yani bu format iyi mi enteresan kötü mü tartışılır mı? Ya, değil mi? İyi kötü tartışılır ama yani, enteresan. tartış yani tartışmasız en avantaj. Finale dezavantaj. kalırsa da bu arada deplasmanmış. Tabii neyse. dezavantajla geliyor. Bu arada finale ya Bologna'da ya Valencia'da oynayacak. Yani. yani Andorra'da kolay bir rakip değil onu da söyleyeyim. Evet. Ee, Gran Canaria'yı eledi Andorra'da. Bologna'yı ben eee Ulm maçını seyrettim şey, Lakovic e, Ulm'ün başında. Şöyle, bu Can savaş sonrası yani. kimler geldi oraya? Şengile geldi. O, mesela kadroya geldi. baksana. Kadro Euroleague kadrosu Bolonya'nın yani. He. Yani Belin, savaş sonrası Belineli Rusya'dan var. ayrılanlar orada. Belinelli, NBA oyuncusu. <gülüyor> yani <gülüyor> kadro <Yolo> varken. <laughs> ama şimdi Bursa'nın yani gidip Partizan deplasmanından, Sedevita'dan e, buraya gelmesi büyük olay. Ve ikisinde Büyük de olan. salon fulldü. Tabii bir de kültürü olan oraları defalarca oynamış. Ee, Avrupa basketbolunda yeri olan ve yatırım, yatırım yapan Sedevita ile Olimpiya e, Lubiana e birleşti. Sedevita Olimpiya oldu. Yani. yani şu anda e, bence Bahçeşehir gibi gönüllerin şampiyonu şimdiden oldular. Ama dediğin olursa Türk basketbol tarihinin en muazzam olaylarından hatta Avrupa basketbol bu kupa tarihinin en büyük koşusu olur. Çünkü böyle bir formatta hiç oynanmadı. Bir. Evet. İkincisi bu kadar dezavantajlı gelip gelip kazanırsa yani şimdi bunu dillendirmek bile hoş. Şimdi yıllar önce o kara bir Nisan'ı hatırlıyorum. Öyle haftalar geçirdik biz Türk basket. Kara Perşembe. Kara işte bir Nisan'dı. Hiç unutmuyorum. Bursa'daydık. Bursa. Ee, Aris Bursa. Aris Tofaş maçı için. Şey, Aris Tofaş. Evet, Tofaş Efe, maçı esasen. için. Şimdi oradan var mı? İstanbul'daki maçı da Küçücük bir ekrandan izliyorduk. Yıkılmıştık. Sonra gittik orada 20 sayılık avantajla orada kazanıp gelip burada Bursa'da yenildik. yenildik. Yani korkunç hafta ama bu hafta Türk basketbol tarihinin kulüpler seviyesinde herhalde en unutulmaz haftalarından biri. Evet. Yani 3 tane harika hikaye var. Efes'e de tebrikler. Bundan sonra ne olursa olsun Bursa'ya da tebrikler. Ama esas, esas yani şu anda kupa 4 oluyor tabi. Evet. Avrupa'da Kupa 4. Yine de Türk sınırları içerisine bir Avrupa Kupası'nı sokan e, Bahçeşehir'in hikayesini senden alalım. E, Yusuf Kenan'la birlikte bu sezon evet. siz o harika... Ben yarıdan sonra aldım evet, bayrağı. İkiniz bu efsaneyi anlattınız. Evet. Ne zaman hissettin Kupa geliyor dediğim bir an oldu mu? Çünkü biz anlatıcıların içine doğar. Evet. evet. Yani Bazen Final Four başlarken eminsindir. Bazen Final Four'un Ortasında acaba dersin bazen da galiba bu takım yürüyecek dersin yani öyle bir an gelir görürsün öyle bir şey oldu mu? Sana? Ya Sayın Başkan da mesela e, finalden Konuştuk sonra mi? açıklama yaptı Hı. ya her maçı 20'ye getiriyor sonra dönüyor bir sayı iki sayılıyor rakip öne geçiyor bilerek mi yapıyorlar artık anlamıyorum dedi düşün ben anlatırken neler hissediyorum. Hı. Biliyorum ben senin neler hissettiğini de <laughs> sevgili basketbol severleri anlat. Hatta bana esprili, Biz hep her maçtan sonra konuşuyoruz sen. Abi yine geldi. Esprili mesajlar atanlar oluyor. Abi dönmez herhalde buradan değil mi? Durun bekleyin. Ben Tufan'a dedim. Sevgili Tufan her söze de teşekkür edelim. Finalde bizi <laughs> yalnız bırakmadı yorumlarıyla maçta. Tufan dedi artık tamam dedi mesela. Dur dedim bekle. Ben çok yaşadım <laughs> bu durumu. 20 30-11'den 32-31'e geldi skor. Yani ha bu kupanın formatında yani şeyinde doğasında bu takımların gerçekten ters takımlar. var. Mesela yani sen, Euro Cup gibi değil işte bu rövanş mantığı yani var. Yani basketbolla farklı bir şey oynuyor. Bahçeşehir basketbol oynamaya çalışıyor. Diğer takımlar başka bir şey oynamaya çalışıyor. Yani bozmayın. Oldu küldür dövüş, savaş her şey var yani. E hakemler de biraz izin veriyor tabii. Onlar da adapte oluyor. O yüzden e, zor ben Sporting çeyrek finalde Sporting'i geçtikten sonra artık önü açıldı dedim. Leyden ilk maçtan sonra da Hollanda'daki ilk maçtan sonra tamam geliyor artık kupa dedim. Bir de Avtodor Saratov da bu arada hani kupa dışında kalması avantaj oldu. Finalde Saratov olsaydı e, daha can çekişebilirdik. Bir de Sar Saratov korkunç bir Çok kötü mi? bir yer. Bir de orada olacak. Asya'nın ortası neredeyse. Yani, yani e, Rusya'da Şemsettin Baş zamanında orada oynamıştı bu arada. Ee, bir hikaye anlatmıştı. Kore sınırına gitmişler, 4 gün e, tren yolculuğu, <laughs> o zaman uçak uçak öyle Rusya'nın daha yeni dağıldığı dönemde 2000 senesi falan onu anlatmıştı hiç unutmam Saratov'la ilgili tabi değişti artık neyse. E, ee, mağlup etti Bahçeşehir Koleji her iki maçta da. Her iki maçta da 20 sayı <laughs> geçti. Her iki maçta da geri gelmesine sebep oldu ama dediğin gibi Kazan, kazanarak e, kazanarak geldi ki e, bu arada kupanın şu tasarımını ben çok seviyorum Murat abi. Bu Avrupa'nın bir numaralı kupasıydı bir, bir zamanlar hatırlarsın. FIBA Euro zamanı. Doğru. Bu tasarım. Evet evet file e, değil mi? Fileli evet ve e, Adı Euro Challenge'ken de sen anlatmıştın. Türkiye'ye ikinci iki kez kupa an, geldiğinde evet. Beşiktaş Beşiktaş Milangaz olarak Ergin Ataman yönetiminde. E ee, o finalde ben anlatmışım. Tık. O da revanşlıydı. o, o final for'du. Final for'du. O mi? final Four'du. Şeyde tek maç olarak oynanmıştı. Sen benden daha iyi hatırlıyorsun benim anlattığım final for'u. 2012 four <laughs> yılı 10 yıl olmuş düşün. ve şimdi Bahçeşehir bir Avrupa Kupası daha getirdi. Erkeklerde 7. Avrupa Kupası. 96'da başlayan serüven. Beşiktaş'ın Challenge Kupası tabii ikinciydi. ikinciydi. Arada Efes'in Koraç'ından sonra alınmış ikinci i̇kinciydi. Avrupa Kupasıydı. Arada 16 sene vardı neredeyse. Ee, şimdi tabi e, tabi var kaç 96 2012 düşün bayağı mesela var. Şimdi o 2012'den 2022'ye kadar 5 kupaya sığdırdı Türk takımı. Eurocup'lar geldi iki tane. i̇ki tane Euroleague geldi. Yani bir de bu geldi. Ee, tebrik ediyoruz Bahçeşehir Koleji'ni. Biz de NTV ailesi olarak e, bu macerada Bahçeşehir Koleji'nin yanında olmaktan dolayı çok mutluyduk. Kendi açımdan da bir final anlatmış oldum. <laughs> kariyerimde ilk kez bir final anlatmış oldum. Güzeldi, Benim kariyerimde olmayan tek kupa. <gülüyor> <gülüyor> o da sende var. Peki. <laughs> Öbür üçü var da o yok. Ama bunu da sayabiliriz Euro Challenge'da sayabiliriz ya. O olsun. Şampiyonlar Ligi yok daha. Ha, bu arada Bahçeşehir hedef olarak da Şampiyonlar Ligi'ni artık koyduk önümüze dedi. Orada başarılı ya. olmak istiyoruz. Adım adımdır bunlar hep. Güzel gidiyor step by step. Tabii. Ee, süreklilik devam etsin diye. Yatırımlar devam Oralarda etsin. olması lazım. yani gelecek sene A, olmadı Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olan gruptan çıkamadık diye hı hı. şalteri indiriyorsan zaten bu kupanın da bir anlamı kalmıyor o zaman. Ee, Bunları çok yaşadığımız için söylüyorum. Yani da... Orada kalmak, orada sürekli olmak yani Efes buralara 3 senede, 5 senede gelmedi, 40 senede geldi. Yani dibini gördü Euro Ligi'nde yani işte geldi. 40 sene boyunca bu buranın hayalleriyle, biraz önce saydın ee, başta Sayın Özilhan olmak üzere. Yani 40 sene boyunca nerelerden döndü? Ne tartışmalardan, ne badirelerden. Yani e, e, kim yazmış, sen daha iyi bilirsin, ee, basketbol yazarı arkadaşlarımızdan biri, ya bir zamanlar Efes organizasyonu otobüslerle e, işçileri e, Kadıköy'de Fenerbahçe Stadı'nın önünden maça götürüyordu, eğlence yapıyordu. Herkesi teşvik etmek için otobüslerle e, salona 2000-3000 kişi topluyor. Bedava bilet dağıtılıyor. Şimdi ya ben telefonu kapıyorum. Anlatabiliyor Bilet mi? yok mu diye. Yani opozisyondakileri o pozisyondakileri düşünemiyorum. Yani bence bu büyük başarı işte yine konuştuğumuz gibi Obradoviç ilk geldiğinde e, bize ne demişti? Öncelikle burayı full oynamak benim hedefim. Değil. Şu an kupa şampiyonluk değil. Her maç buraya sarı laciverti ama. taraftarların her maç gelmesi. Her maç burada bizle olması. Biz onları buraya gelmeye ikna edebiliyorsak sonra öbür hedeflere gideceğiz evet. demişti. Yani bu, bu zihniyet bence önemli. Yani çok iyi bir organizasyon. Onu söyleyeyim yani şu ana kadar. Ee, her Okul, noktada kulüp ailesi. Tabii, tabii Her noktada yani. Her detayı düşünüyorlar. Her kibarlık, her e, zarif düşünce, her ince detayı e, göz önüne alıyorlar. E, o yüzden e, kutluyorum ve devamını diliyorum. 16 ayrı şehirde altyapı kuran, kulüp olarak kuran, oynatan, liglerde oynatan tek kulüp. Mükemmel. Bayrağını aldı. İnşallah takipçileriyle daha da güzel olur bu proje. NBA diyelim. NBA'de de İlk turlar bitti <laughs> her iki tarafta da ki galiba bir Brooklyn kısmı. <laughs> yani sürpriz yok hani sürpriz 4-0 olması. Hayır, bir, sürpriz bir tane sıkıştı. Şey ne yapacak yani. diye soru işareti bıraktın ya. Ama hiç iki şey tane maçı sonunda kaybettiler. Evet. <laughs> yani son topa kadar gelen maçlar var. Tabii yani son topta kaybettiler derken bir yanda Kayidi bir yanda Kayrı varken hani o değil mi? Yani son topa kalan bir tanesi de altı faal ile dışarıda şey, Tatum. Yani altı faal ile dışarıda kaldığı maçın bile sonunu Boston daha iyi oynadı. Tatum'sız. İlk maçta nefis bir giriş yaptı. O Tatum'ın doğaçlama, reverse bitirmesi. Orada ben hala Smart'a şaşırıyorum ya yani. Verdiği çizim. pasa değil yani, yani savunmanın dengesini bozan hareket Marcus Smart ama savunma kazandı bu seriyi. 4-0 beklemiyordum ne yalan söyleyeyim. Ama sosyal medyada izlemişlerdir. Otobüs çarpıyor böyle. Brooklyn'i <laughs> Brooklyn ortadan ikiye bölüyor. <laughs> Zaten KD Avrupa'da aldı hemen nefesini. Hemen bir Monte Inter, Carlo hemen yaptı. Kaçtı. O gelecek sezonu da karışık oranın. Yani Kyrie'nin bu sezon yap, yaşattıkları eee hakikaten enteresan. İşte Harden'la kavgası, Covid protokolüne uymadan part-time oyuncu olması, <laughs> kendi de korkunç bir para kaybetti bu arada yani oynamadığı maç sayısıyla birlikte. Ey, daha gelir gelmez Steve şey bize koç mu lazım da biz KD ile idare ederdik falan. <laughs> Kulübün sahibiymiş gibi yorumlar. Arada sırada böyle sosyal medyada garip spiritüel şeyler. Yani Kyrie'nin olduğu yerde bence gel NBA basketbol tarihinin bırak NBA'yi gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerinden biri. Tartışmasız. Kesinlikle. Olağanüstü bir yetenek ama yani bu şekilde gittiği her yerdeki düzeni bozar diye düşünüyorum. Yani hatta tedaviye ihtiyacı var bence artık o noktada. Bir tek o sürpriz bir de ben Minnesota Memphis'in 7. maça gideceğini yani 7. maça bir seri hatta konuşmuştuk. 7. maça bir seri giderse Memphis Minnesota olur diyordum. Onlarda biraz tecrübesizliklerinin kurbanı oldular. Ve yeniden <laughs> geldiler. Fakat bence ilk tur serilerinin en güzeliydi. Yani beklediğimi buldum. Çekişmesin. Ben o diyordum. Hı -hı. Hakikaten o oldu. Yani e, mesela tansu da Morant'i muazzam karşılıklı savundular. Gerçi John Morant iki tane hücum ribantı aldı. Beşinci maçta da bir smaç yaptı. Hani fizik kurallarına aykırı, aykırı bence o smaç. Yani e, son maçında son çeyreğinde 10 sayıdan gelirlerken yani 40 20 falan oldu son çeyrek. Hı -hı. Orada yani bir atletizm bir yani hücum ribaundu bu kadar akılda yani üst üste iki hücum ribaundu var. Hakikaten uçuyor oralara. <laughs> Belki yani çok böyle göz alıcı rak 30 falan atmadı bir önceki maçtaki gibi. Öyle bir şey oynamadı ama son çeyreği çok iyi oynadı. Ama tabii Desmond Bane'in muazzam katkısı var. Ee, yıldızlaştı adeta bu sene. Morant'i biraz kime benzetiyorum biliyor musun? Ee, <laughs> şu anki bize her maçta böyle bir oh falan yaptırmasıyla Vince Carter'ın ilk dönemini bana hatırlatıyor. Yani tabii. Yani, daha farklı bir oyun. Tabii evet. çok bambaşka bir oyuncu ben, da. Ben oyun olarak biraz daha Iverson'a benzetmekte devam Tabii de ki de ama Iverson evet. o kadar yani postere falan girmiyordu yani. Ama e ya Morant'in yani. de Carter gibi şutu yok. Yok. Ha mesela. Tabii tabii ben o yaptığı smaçlar <laughs> o wow falan dedirtmesi Oğlum, bana kartın ilk dönemini beşinci, hatırlatıyor. Şey diyorlar, dediler ya ona. E, hani jaw drop hani çe ağzı açık bıraktıran evet. çene düşü. Çeneyi düşürüyorlar. Yani ja ya ja dropping smash diyorlar artık. O, bir isim kondu yani. Bir klasik oldu. Anında klasik oldu 5. maçtaki smaç. Evet. Şimdi tabii ne yapacaklar? Esas sınav şimdi. Evet. Eee Golden State Warriors. <laughs> Warriors vitesi yavaş yavaş... Sürebilirdi de yok hiç izin Tabii. vermedi orada. Ki ee, kenardayken izin vermedi. Koşluk yaparak vermedi. kazandıkları maçta. Ee, fakat e, özellikle korkutucu olan Curry'nin kendini bulması. Artık ilk beşe de döndü. Otuzlara başladı. Ee, el yakan topları ceza... Bitirmeye, cezaları kesmeye başladı. Ama Taylor Jenkins ekibi hatta e, Finch'in takımı Minnesota'da bence çok etkileyiciydi. Tıpkı New Orleans gibi. New Orleans o kadar diş geçiremese de yani bu seri 7 maç hatta Minnesota geçebilirdi bile. Biraz e, son çeyrekleri iyi oynasalar. E, fakat burada da yani çok sürpriz olmayacak gibi geliyor bana Batı'da. Golden State. Yani Golden Geçer State, mi? Phoenix. <laughs> o bir tarafta da hani Curry'den bahsediyoruz da Chris Paul'dan da bahsetmek lazım. Tabi. Ya yani 14'te 14 mü? 14'te 14. Ama böyle bir playoff maçı yok biliyorsun tarih. Şey, İlk <laughs> ilk maç. Yani on, i̇lk maç yani. son 14'te 14. Yok son maç. Son maç. İlk maçta, maçta da maç. var. İlk maçta da şut kaçırmadan oynadı ya yani bu böyle bir performans yok. Yani bir guard'dan bahsediyoruz. 2.20'lik bir pivot'tan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Şut isabeti 14'te 14. Olağanüstü bir iş. Bu arada bir e, not. New Orleans'taki maçlarda oradaki iki maçta e, Chris Paul takıma otelden dışarı çıkmayı yasaklamış. Interesant. Salon şey Otel. Yani zaten Crispon'un şöyle bir şey yürümüşü <laughs> var ya hep bu omuzlar yukarı. Herkes de uyumuş. Yani orada oyun oynamışlar, film seyretmişler. Bir Allah'ın kulu dışarı otelden dışarı adımını atmamış. Yani demiş ki salon ve otelde geçiriyoruz. İşte, i̇şte üç gün relax geçirirler Dört gün herhalde değil mi? yani iki maçı. Ka i̇ki takım arkadaşları birbirine buluşup. Ay böyle bir şeye rastlamadığım için söylüyorum. Yani mesela Lebron o sev seviyenin hatta bence üstünde de oradan geçti. Yüzükleri taktı, hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Hı hı. Hani böyle bir dikte, böyle bir hani dikte edersin takmayabilir de. Yani onun kurduğu e, bu koç koç bile bunu yapmaya cesaret edemez birçok takımda. Ya Popov için bile yaptığını zannettim. Ben de zannettim. Hani o arkadaşlarında o inancı, o otoriteyi, o birlikteliği sağlamış olması bile hakikaten büyük bir olay. Yani onlar batı finalini bırak... Finali bırak. finalse onlar şampiyonluktan azına Yetilmeyecekler. Yetinmeyecek. E, e, ayrıca şeyde tabii sakın, tam olarak dönmedi ama bu kırda döndü. Yani %50'sini de gördüğüm kadarıyla. Ama o bile yetti. Peki bizim Slovenya Bu arada New Orleans'ı da çok beğendim. Seneye şimdi Zion imza atacak mı? Sormuşlar Max verirlerse çaylak Max'ı e, söz konusu hiç düşünmeden gözüm kapalı atarım imzayı demiş ama Öyle demek zorunda şimdi. 3 sezonda 80 maç oynamışsın. Veya 85. Zaten bir sezonda. Hey, onu diyorum yani. Baktım ben bir tek Greg Oden var biliyor musun? Böyle bir hani birinci sıradan seçilip 3 sezonda 80 maçı ancak Büyük hayal kırıklığı olan. Şimdi Zion'a oynadığı, oynadığı maçlarda hayal kırıklığı diyemem. Greg Oden öyleydi de. Öyleydi. O. E, sonuçta 25 olduk bir oyuncu. Yani onu görüyoruz. Ama az görüyoruz. Şimdi verir misin o kontratı, max'ı? Bilmiyorum. Hele CJ ile Ingram böyle bir takım kurmuşken. Ee, gerçi şöyle eğer yanılmıyorsam Lakers'tan bir draft hakkı var. Lakers'ta play'ine kalamadığı şey. için o draft hakkı büyük ihtimalle ilk dörtten olacak. Ingram takasından geliyor. <laughs> i̇şte büyük ihtimalle ilk dörtten olacak. Öyle bir şansı da var. Yani Zion konusu soru işareti. Bizim Sloven çocuk. Ya onsuz değiliyorlardı. Orada bence Sloven'e değil Utah'a bakmak lazım. Utah şu anda dağılma noktasında. Yani iki maçı mı kaçırdı, üç maçı mı kaçırdı Doncic. Her neyse yani Sevin'in yarısını kaçırdı diyelim. İki. i̇ki olması lazım. İlk iki maçı. Ee, doğru Brunson ilk iki maçta muazzam oynamıştı. Yani o durumdaki Dallas karşısında geçen senede Clippers'a 2-0 öne geçip 4-2 kaybetmişlerdi hatırla. Büyük yıkım olmuştu. Ben e, bu sezonki demeçler, şimdi Ken Snyder'ı senle de konuşmuştuk. Lakers gözüne kestirmiş koç olarak. Evet. Koç gidebilir. Ee, diğer taraftan Rudy Gobert iyice çatlamaya başladı sesi. Geçen hmm. sene de öyleydi, bu sene de öyle. Yani Mırıl kırın etmeye başladılar. Evet, Mırıl kırının ötesinde Mitchell'ı direkt hedef alıyor e, Rudy Gover soru işareti artı Donovan Mitchell gidebilir çünkü yine geçen sene de olmuştu son anda direkten dönmüştü Wade arası çok iyi onun bunlar ikisi de Connecticut'lı o bölgeden yetişen ve birbirlerini çok abi yani akıl hocası Dwayne Wade onun. yine bir şey olmuş elenmeden sonra orada evde toplantı. Yani mesela Meriç Miami diyor ama hani işte Dwayne Wade bağlantısı yüzünden ben sanki New York ona gidecek diyorum. Bıçıla. Evet yani Utah'ın o takımı tutmak isterse tutabilir onu söyleyeyim. Hani düzeni bu ama ister mi 2 senelik bu hayal kırıklığından sonra bir sil baştan yapabilir mi Utah? Çünkü hepsi mutsuz. Hepsi mutsuz. Hep oralardalar bir adım öteye gidemiyorlar yani. New York'a giderse de... <laughs> Ne bileyim New York zaten. E, evine yakın. Ya ayrı da benim hayatımda New York'u izleyip de tek e, keyif alabildiğim dönem miyim? O zamanlar zaten tek maç yayınlanıyordu Türkiye'de ve New York'ta Patrick saat ya, ya, yakın <laughs> olduğu için Letra Spreeval'di, Alan Houston'ın o 99 lockout dönemi. E, şey o Stars yoktu galiba o kadar. Hayır hayır benim benim ha, Tabii öncesinde Ewing, tabii Starks. ki o 95 finalini diyorsun evet. sen şey Houston'a. Ee, Yok ama, San Antonio'ya kaybettim. 99. 99'da San Antonio 95 hayır. Houston. Ee, Olajuwon'lu kadro. Tamam onu da hatırlıyorum da benim saydığım kadro Senan Toyo'ya kaybeden kadro. Sprewell, Alan Houston, ee, şey Johnson. Alan Houston tabi Sturgart'ı şimdi Patrick. zaten galiba op operasyonda o. Evet. Hangi takımda hatırlamıyorum ama New York büyük ihtimalle. Ben Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani, yani Çünkü bir tek o takımda ee, New York. <gülüyor> Mitchell <gülüyor> söylentilerinde o da faktörlerden biri. O da sürekli Danum Mitchell'la iletişimde olan e, isimlerden biri. Hı, hı Yani Phoenix Dallas iyi seri ben yani batıdaki çok fark olmadığını düşünüyorum ama yine de Golden State Phoenix finali bekliyorum. Bence doğu daha sert. Ya yani ilk turda da gördük. Şimdi yarı finalde muazzam seriler olacaktı. E, göz çukurundaki Embit. bitin kırık e, çatlak ee, sarsıntı geçirdi. 6. maçta Toronto'da. Bir iki maç kaçırır diyorlar ama operasyon ihtimali bile yazılıp çiziliyor. Seriyi kaçırabilir. Zaten bir iki maç kaçırılması gelirse mutlaka ya. operasyon olsun olmasın maskeyle oynayacak. Ama zaten bir iki maç kaçıracaksa ki e, NBA'de biliyorsun bu concussion şeyleri var. <laughs> Süreleri var. Hani o sarsıntı geçiren oyuncuyu belli bir süre oynatamıyorsun öyle bir mecburiyet var ya mecburiyet var sanıyorum yani iyiyim dese bile ha, Miami'deki iyi dese bile ya bilmiyorum tabii emin değil belki bir gündür belki iki gündür ee, doktorlar ne diyecek göreceğiz veya tedavisi ne kadar uzayacak çünkü e, hakikaten kesin bir şey yazan çizen yok ama ilk iki maç zaten Miami'de anlatabiliyor muyum onsuz oraya giderlerse Harden'ın şapkadan tavşan çıkartması. Yani. Başka türlü... Ardın nerede tavşan <laughs> E Şimdi böyle... Bir çıkarsın ya. Orada Miami şimdi bir de MBT yoksa... Gözler ateşli ya, ateşli o ya logosu be. onların. Gözlerin Aynen. hepsinde ateşli. Ama hani burada 4 seriden bir tane diyorsan Milwaukee, Boston. Güzel seri olacak. Muazzam şey. Şampiyon. Son maça kadar gider mi? Her şey olabilir. Hı hı. Ama gitmesini bekliyorum. En sert, en merakla beklediğim... O zaman senin <laughs> söylemine göre bir nevi hit... Bucks, diğer tarafta da Suns, Grizzly, e, Warriors. Heat, Bucks'tan emin değilim. Heat, Bucks'tan emin değiliz. tamam. O zaman soru işi. Heat'i kesin görüyor musun peki? Hayır, orada da e, geçtiğimiz hafta, Middleton yok yani. Middleton çok önemli faktör. Hı hı. Yani şimdi ilk turda, e, Chicago zaten sezonun en sakat takımı. En sağlıksız takımı. Orada da yeni kontrat, lavine verilecekler mi? Lavin de biliyorsun hak ettiğimi kazanmıyorum de bütün sene hak ettiğimi bana vermediler. Ee, sıkıntısı var. O kadronun bir yere gidip gidemeyeceği konusunda herkesin e, uzunları yok bir kere. Ya eskiden kadrolar daha tutarlıydı, <laughs> daha bayrak adamlar vardı abi. Ya yani orası da yani o Chicago'yu geçmesi çok şey değil Middleton olmadan. Ama bu Boston'ı Middleton Middleton olmadan, olmadan geçmesi kolay değil. Kolay değil. Bu arada Yannis de tabii son maçlarda perişan etti. Evet. Ee, darmadağın yani etti. Yani. Adımla ya adımla girip yani girip sırtında 5 kişi yani. taşıyıp falan gitti bir ara yani. Yani Boston için de Yannis faktörü var. Hani e, biz Brooklyn iki süperstar ve iki bir maç iki maç çalar diyorduk da e, yani Al Horford'un savunması Ante'ye yeter mi? Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Gerçi orada hep böyle double timli bir şeyler yaptılar Durant'e. Ee, ama yani hani bir tane seyretme hakkım olsa 4 seri'den Milwaukee Boston'ı seçerim. Peki o zaman bu hafta şöyle bir e, soru soralım. E, ben kendimi şu an e, çıkarıyorum. Şimdi biz gelecek Bana programı. Da Evet sürpriz. <laughs> Gelecek programı çekene kadar birçok maç oynanmış olacak. Ee, o maçlardaki iyi ve kötü performansları, e, bireysel performansları videomuzun altına yorum olarak veya e, topluluk bölümünde... Eleştiri de olabilir mi? Eleştiri de olabilir tabii ki. Okay. Pozitif yani negatif. <laughs> şu çok iyi oynadı, şundan dolayı şu çok kötü oynadı yani gibi veya Harden'la ilgili bir şeyler söyleyecekseniz ee, bekliyoruz diyelim. Haftaya programda maçları konuşurken o performansa da değinelim. Murat Kosova'ya da sormuş olalım. Birlikte değerlendirmiş olalım. Moda ikonuna geçelim. Moda ikonumuz bu hafta gerçekten bir rüküş abimiz. Ee, Diandre Jordan geliyor karşınızda. Ya yani şöyle bir... İşte böyle. Ben net 10 üzerinden şey 9 veririm. Bir şey soracağım. NBA'in Meksika'da Meksiko City'de oynadığı maçlar oluyor ya orada giymiş olabilir mi? Olabilir. Yani bir boy görmek lazım. Ee, bir daha alabilir miyiz şöyle bir? Üst taraf yani değil yani değil bu, bu, bunu Bunu çözemedim ya. Bu, böyle bir sanki hani kilo almış, şişmiş, <laughs> basketbolu bırakmış. Hafif şalvarımsa abi hattaki böyle ha, bol. Yani hakikaten ben de çok korkunç buldum ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Peki. İkili sıkıştırmanın bu haftada sonuna geldik. Murat Kosova ile birlikte basketbol konuştuk. Takımlarımızı bir kez daha tebrik edelim. NBA heyecanı, Euroleague heyecanını konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce NTV Spor'un YouTube kanalında yeni içeriklerimizden haberdar olmak için, ikili sıkıştırmanın yeni bölümlerinden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın diyelim. Hoşçakalın.